Trafik tanzim işaretlerinde birinci işaret levhamız yol ver işaret levhasıdır. İşaret levhası eşkenar üçgenin içinde kırmızı bir üzerine dur yazıyor. Önden gelene yol ver ne demek? Demek ki yol sağdan daralan bir yol söz konusu budur. Şu işaret levhamız taşıt trafiğine kapalı yol. Samsun'da taşıt trafiğine kapalı yolumuz neresi? Opsiyonu vardır. Yani 55 km hızla gidebiliyorsunuz. Şu işaret levhamızdır. Lastik tekerlek traktör giremez, su kiletçi malzeme taşıyan araç giremez, dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan araç giremez, yüklü ağırlığı 7 tondan fazla olan araç giremez. Şayet vaziyet böyleyse, arka arkaya 2 tane teker varsa, bu sefer bu araç 12 tondan fazla yük taşıyorsa bu yola giremez. Yayın attı, doğalgaz attı, internet attım. Demek ki ağır yük gelince bunlar zarar görecek demek. Tek başına bunu koyduysa bunun anlamı da şudur. Bundan önce koyulan tüm yasaklar ve kısıtlamaların sonu anlamına geliyor. Zannetçe bir yük zincir takmanın sonu. Bunlar da yeşil zem üzerine beyaz harflerle. Bu levhanın aynısını biz nerede görüyoruz? Bunun birinci anlamı şu. Bu kavşaktan düz giderseniz Samsun'a gidersiniz. Bu kavşaktan sağa dönerseniz Yozgat'a gidersiniz. Tabii sürücü kuşlarına bir ilgi var tabii de zaten zamla ilgili bir konu şöyle. Sürücü kuşları her yıl 1 Ocak'ta yeni fiyat tarifelerini açıklarlar. O yıl o fiyatı uygularlar. Bu bizim Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün her yıl bize uyguladığı sistemdir. Yani sürücü kuşlarına özel keyfi cam yapma diye bir olayları yok. Şimdi şu anda bizim Samsun için birim fiyatımız B sınıfı için 6000 lira olarak planlandı. Bunun sebebi de şöyle, yıl başında asgari ücretlerin hemen hemen 2 katına çıkması. Tabii o çıkınca da SGK primleri de çıkacaktır. Akaryakıt zamları da artık dayanılır gibi olmadığı için bu fiyat bile kurtarmamaktadır. Aralık ayı dönemini açtık. Aralık dönemine kayıtlı olan öğrenciler de adaylarımız da 2023 harçlar kanuna tabi olacaklardır. Harçlar kanununa yeniden değerlendirme oranı %122 olarak belirlendi. Ama son kararı meclis karar verecektir. Cumhurbaşkanlığı karar verecektir. Oradaki harçlar ne çıkarsa biz de onu uygulamak zorundayız. Daha doğrusu konu bizde hiç ilgisi yoktur. Harçlar kanununa göre geçen yılın fiyatına %122 ilave ederseniz B sınıfı bir sürücü belgesinin harcı da yaklaşık 4200 lirayı falan bulmaktadır. Yani 6000 lirayı da ilave ederseniz 10000 lirayı falan bulacaktır. Var ilgi var da bizim vatandaşımız tam konuya vakıf değil. Aralık ayında kaydolduğu zaman zannediyorlar ki harçlarda muhafızız. Sınavlar bunlar Ocak ayında olacaktır. Harcı da Ocak harçlarıyla ödenecektir. Yani şey olarak bir avantaj var. Ne ayıdır bir şey olay? Aralık 2022 fiyatlarına kaydolacaklardır. Onun fiyatı da 5000 liraydı. 2023'te de 6000 lira oldu. Yani pek de bir fiyat farkı yok. Bizim temel giderlerimiz böyle. Biz akaryakıt üzerinde şey yapıyoruz. Arabalarımızda kullandığımız şeyin en fazla bize mali yükü o getiriyor. Bir de asgari ücret artış oranında bizim giderlerimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Üzerinde beyaz harflerle E88 yazıyor. Bu ne demektir? Türkiye'den 5 tane yasem üzerine beyaz harflerle yazılan ve her 1 kilometre arayla koyulan lava. Bu lava Samsun'dan çıkalı 29 kilometre olduğunu bildiren lava oluyor. Önce iyileştirilmesi gerektiğini bize bildiren lavamız oluyor. Döndürüyor. Bir de demek ki şurada bir yerde muhakkak ışık var, size ondan sonra oradan devam ettiriyor. Yani olan lavalarda coğrafi bilgi levhası. Şu lava Ankara.